İltifat ediyor peygamber ahlakı. Nasılsınız, iyi misiniz falan diyor. Onu böyle eline almış yoğurdu, hamur gibi yoğuruyor. Öyle bir yumuşatıyor ki adam, hiç diyeceği de bir şey kalmıyor. Kalkıp giderken de teşhi ediyor onu. Bir de o yaşlı başlı haliyle, çok defa hastalıklı, 19 defa zehirlenmenin onun bünyesinde yaptığı tahribatı düşüneceksiniz. Allah'ın inayetiyle yaşıyor. Teşhi ediyor bir de. O gidiyor sonra talebeler, o has talebeleri ona toz kondurmayan yani. Kâkülü gülberlerinden bir tek tüyü tenkit edenlere karşı bile tahammüller olmayan. Efendim Mustafa Sungur gibi makamı cennet olsun. Zübeyir Gündüzalp gibi makamı cennet olsun. Tahir-i Mutlu gibi makamı cennet olsun. Daha kimler makamı cennet olsun hepsinin. Bunları çağırıyor, gelin diyor. Ben diyor bu adama böyle yaptım, siz yadırgadınız biraz bunu. Şimdi diyor, bu adam geldi buraya. Sizin şayet 100 tane düşmanınız varsa onun 101 olmasını arzu eder misiniz diyor. Düşünün ki bu 101'iydi yani. Şimdi 101 olmadı. Düşünün ki sizin 100 tane düşmanınız vardı, biri de oydu. O 100 düşmanın 99'a inmesini istemez misiniz? Bakın çok basit bir mantık gibi geliyor size. Fakat çok önemlidir yani. İnsanların ruhuna girme mevzunda şiddetle, hiddetle, öfkeyle illa o bana bir şey dedi, ben de bir laf yetiştireyim ona. Bunlarla hallolmaz yani. Mülayemetle, kavliyle, yinle. Bir kere daha tekrar edeyim. Firavun Allah'a inanan bir insan değildir. Aksine en rabbukumul ala diyen Kur'an diyor. Ben sizin en büyük Rabbinizim diyor. En büyük Rabbinizim. İşte böyle birini Allah sevdiği kulu Hazreti Musa'ya gönderirken kula lehu kavlen leyyina. Yumuşak bir üslupla konuşun. Kalbi leyyin, ruhu leyyin, hissi leyyin, beyan ileyin. Yumuşak bir ifadeyle. Siz vazifenizi yapmış olursunuz. O yine temerrüt edecek, eder. Kim bilir, belki de onların o kavli leyyinle ona mesajlarını sunmaları Hazreti Musa'nın ve Harun'un bir kısım onlar orada vazife yapma zaman kazandırdı. O da onlara karşı dedi ki, benim de sihirbazlarım var, sizinle karşılaştırayım. Onlara bir fırsat verme demekti. O sihirbazlar Hazreti Musa'ya inanınca orada savleti kırıldı Firavun'un. Kaba kuvvete başvurdu. Sonra da Allah Celle Celaluhu ben diye Ramazan davulu gibi gümleyen, her şeyi benliğine bağlayan o işi boğdu bir yerde. Başkalarının rahatlıkla geçtiği bir yerde boğdu. Evet. Haliyle yin, kalbiyle yin, hissiyle yin, kavliyle yin. Evet, ruhu dil yılanı delikten çıkarır. Neyin şekli midir, ney üzerinde oynayan parmakların hareketleri midir? Kobraya raks ettiriyor. Eskiden zannederdim ki ben, kobra neyin sesini duyuyor da çok güzel ses çıkardığından dolayı, ondan dolayı o raks ediyor, oynuyor, bir şey yapmıyor. Neden sonra öğrendim ki kobra sağır bir hayvanmış. Şimdi herhalde diyorum adamın böyle esrarengiz parmaklarını ne üzerinde oynamasında o kamıştaki acayiplikten filan acaba bu adam ne yapmak istiyor ki diye. Bu bile kârdır bence. Bu türlü espriler eğer kobrayı bile raks ettiriyorsa bence demek öğrenmemiz gerekli olan çok şey var. Birbirimize sövdürmenin yerine takdir ettirebileceğimiz argümanları oluşturmamız lazım. Yoksa ona bir şey diyecek, o daha katı, daha haşin, bir şey söylemek için düşünecek, cihetini, gayretini, enerjisini o istikamette sarf edecek. İşin doğrusu, böylesine bu yarım kafaların çok ciddi projeler üretmeleri, böylelerinin bir millete âlâ iyiliğini kemalata yönlendirmeleri mümkün değildir. Sizden uzak olsun inşallah. Siz
sizden uzak olsun. Vesselam. Hakkınızı helal edin.